Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda takipçim hesabını inceledim serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Video başlamış olacağız. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu seriyi çok seviyorsunuz. Instagram'dan bana çok fazla hesap geliyor. İncele diyorsunuz. Ben de sizi kırmayıp inceliyorum. Dediğim gibi böyle hesaplarınızı bana vermek istiyorsanız Instagram'ı şu anda aşağıda yazıyor. Instagram'ıma mesaj atarak hesaplarınızı verip inceletebilirsiniz. Yani şu anda elimde bayağı hesap var açıkçası incelemem için, ama siz yine isterseniz atabilirsiniz. Herkesin hesaplarını sıra sıra yapıyorum. Tabi hesabınız boş olmasın lütfen. İçinde 2-3 tane modifiyeli araba olsun, çünkü inceleyeceğimiz için boş arabaları incelemek istemiyorum. Bugün de Instagram'dan bana hesabını veren bir arkadaşın hesabını inceleyeceğim. Dediğim gibi like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda kanalımızın ismi Kibar Löbet oldu, tekrardan fark etmişsinizdir. İsmini değiştirdim, artık böyle kalacak. Şimdi de fazla uzatmak istemiyorum, hemen geçelim videomuza. İlk önce böyle bir Tofaş çıktı karşıma, direkt hesaba girer girmez. Bu zaten modifiyesiz olduğu için geçiyorum. Tofaş modifiye etmemiş. E30'umuz var, BMW E30. Bunu da güzel yapmış, Türk bayrağı yapmış öyle falan böyle. Ben gayet beğendim yani arabanın arka plakası da varmış. Plakası pek güzel olmamış. E36'ymış bu arada, E30 dedim de. E36'ymış, güzel bir araba. Aynı zamanda polis sirenleri de var. Burada yine bir BMW'miz var ama bu BMW yani çok güzel olmamış açıkçası. Hepsini şu soru işareti ve Türk bayrağı ile kaplamış. Neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum ama güzel bir araba. Yani modifiyesi güzel değil ama araba güzel. Burada bir tane krom bir Scirocco'muz var. Abi çizim yapmış. Ne çizim yapmış? Ya bunu anlayanlarınız anladı şu anda. Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ben şey yapmayacağım, çok incelemeyeceğim. Resim falan. Araba güzel. Plakası falan da. Aslında plakası çok güzel değilmiş bak. Plakasını tek bir yazıyla yapmış. Şöyle güzel havalı plaka yapabilirdin açıkçası. Bu da polisimiş. Sanırım bu arkadaş da GG kullanıyor. Yani sanırım tabii ki de. Aslında kullanmaya da olabilir. Çünkü tam böyle hile bir hesaba da benzemiyor açıkçası. Gördüğünüz gibi bir BMW'miz var. Bunu da çok güzel yapmış. Plakası falan, ön plakası güzel olmuş uzaktan. Arka plakası da bak, uzaktan bakınca gayet güzel gözüküyor. Jantlar falan da güzel, bir yere basık yapmış. Ama polis sireni yok. Yine de güzel bir araba. Abi çok güzel. Şu abi kromun kalitesine bak. Baksanıza. Kırmızı ve mavi krom. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Mercedes gördüm. Bu galiba eski kasa, bakayım. Evet, eski kasa bir Mercedes bu. Yani yeni geleni yapmamış, eskisini yapmış. Çok güzel olmuş abi. Ellerine kollarına sağlık. Efsane bir Mercedes olmuş. Şu krom bak, yeşil de var. Üstte sarı da var. Yok, sarı şeymiş. Bakın. Yeşil, kırmızı, mavi. 3 rengin yani 3 ana rengin karışımıyla çok güzel bir araba yapmış. Cidden ellerine sağlık buradan. Çok güzel hesabım var. Camaro'muz var. Sade bırakılmış. Basık yapmış. Sade basık. Geçiyoruz. Burada bir tane arabamız var. Çok güzel abi. Şunun bak. Renkleri çok güzel yapmış. Tabii yakına gelince biraz bulanıklaşıyor açıkçası. Ama uzaktan güzel gözüküyor şöyle. Şöyle harbi güzel bak. Polis sirenleri falan da. Arkada şöyle bir plakalık yapmış. Plaka çok bulanık olmuş. Bilmiyorum, belki yazın küçüklüğündendir. Buna bakalım. Bu biraz mor ve siyah karışım bir araba olmuş. Şöyle göstereyim. Rengi hoşuma gitti aslında. Böyle biraz böyle hoş bir renk atmış. Ama bu arabaya yakışmamış bu renk. Renk güzel ama arabayla uyumu kötü. Bu sade bırakılmış bir araba. Geçiyorum. Burada basılmış bir araba var. Dedim niye bu taraf kırmızı? Bak bu taraf mavi, bu taraf kırmızı. O biraz tuhaf olmuş. Belki yanlış yapmış olabilir. Plaka yok yine. Gördüğünüz gibi önü şöyle basık yapmış. Bayağı güzel olmuş bu arada. Bir de polis sireni de taktık mı? Mükemmel. Aa, bu çocuk krom yapmayı biliyor. Harbiden çok güzel krom yapıyor. Bak, lacivertle turkuazın karışımı çok güzel bir araba olmuş. Jantları falan da çok güzel. Ferrari efsane güzel olmuş. Kromları acaba nasıl yapıyorlar ya? Hiç sormadım birisine. Harbiden bak, bu güzel bir kromuş. Bayağı beğendim bu arabayı. Burada bir tane. Aa, çok güzel. Hızlı ve öfkeli iki araba. R34. Ama tam yapamamışsın. Yani benim zaten eskiden yaptığımı hatırlarsınız. Ben eskiden bir hızlı ve öfkeli serisinin bütün arabalarını yapmıştım. Bunun yanlarında yani şu sağ tarafında böyle bir yazılar oluyor böyle. Marka yazıları oluyor. Bir yer falan öyle bir şeyler yazıyordu herhalde hatırladığım kadarıyla. Böyle yazılar oldu, onları yapmamışsın. Skyline Nissan GT-R çok güzel araba ya. Harbiden mükemmel araba. En sevdiğim arabalar arasında favorimdir. Burada bir tane arabamız var. Gördüğünüz gibi sağ tarafı, yani size göre hangi taraf bilmiyorum. Ben şu anda baktığım için. Şöyle gördüğünüz gibi kırmızı ile siyahın uyumu bayağı güzel olmuş yalnız. Siyah tarafın üstünde güzel şeyler yapmış. Göz rengi efsane arabanın. Şuna baksana ya. Çok güzel yapmışsın. Hele jantlar, zaten jantlar efsane. Tam bir drift jantı. Ben çok beğendim arabayı. Harbiden ellerine kollarına sağlık. Burada ne yazmış? Motul. Motul bir şeyler yazmış. Bu krom herhalde. Aynen, krom bir tane
Civic, Honda Civic. Bunu biliyorsunuz herhalde. Honda Civic'i bilmeyen yoktur. Krom yapmış. Bunu birisine almış olabilir. Bak bu çizim güzelmiş. Kendi yaptıysa bayağı yetenekli bir arkadaşımız. Ama aldıysa bilmiyorum. Gördüğünüz gibi başa geldik. Burada en sevdiğim araba size göstereyim. Şöyle gezelim bak. O ilk gördüğüm araba çok güzeldi. Hani şu Mercedes vardı ya. Efsane hoşuma gitmişti. Onun aynen bu. HB'sine bakalım. 575 HB. Yani bunu yükseltebilirdin açıkçası. Çünkü gördüğün gibi bayağı 35 milyon param var. Yani yükseltip güzel şeyler yapabilirdin. Bilmiyorum, belki yapmışsındır da silmiş de olabilir bugün şeyler. Hesaba girerken belki silmiş olabilir ama güzel bir araba. Şöyle göstereyim son kez. Ben beğendim cidden. Siz de dediğim gibi bana hesaplarınızı vermek istiyorsanız şu anda aşağıda duran Instagram hesabını yazmayı unutmayın. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Şu anda 300 küsür takipçi oldu. Orayı da biraz yükseltirsek çok mutlu olurum. Orada da post paylaşıyorum her gün. Arada bir böyle hikaye falan atıyorum böyle. Eğleniyoruz orada da yani. Etkinlikler falan yapıyoruz. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Hesaplarınızı da DM'den bana yazarsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi hesabımız bu kadar. Arkadaşımız böyle bir hesap yapmış. Bence gayet güzel. Eğer hesabınıza güveniyorsunuz, bundan daha güzel veya illa bundan daha güzel olmasına gerek yok bu arada. Kendi modifiyelerinizi yapıp bana gönderebilirsiniz. İlla böyle her şey krom olsun, şey olsun istemiyorum. Kendi hesaplarınızda yani kendi modifiyelerinizi de bana yollayabilirsiniz. Dediğim gibi aşağı Instagram gördüğünüz zaten. Oraya yazarsanız ben alırım, incelerim hesaplarınızı ve videolarıma koyarım. Size çok seviyorum, unutmayın. Yorum yazarsanız, like atarsanız çok mutlu olurum. Bu videoya kaç like isteyelim bilmiyorum ama 300-400 bir şey yapıştırın siz. Siz zaten biliyorsunuz ne yapacağınızı. Yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki video büyük ihtimalle Bilon'un görevi falan olacak. Normalde aslında bugün Bilon'un görevini atacaktım. Ama siz çok fazla, çok ama çok fazla takipçinin hesabını inceledim serisini istediniz. Ben dedim ki sizi kırmak istemiyorum. Bugün bu videoyu atayım. Kusura bakmayın, saat 4'te atacak. Normalde biraz gecikti. Ama dediğim gibi bizim her zamanki bir saat dilimimiz var. 4-5 arası bir şey de atıyorum. Şu anda aslında tam 5 değil. Emin değilim ne zaman attığıma. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bir kalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay efendim. Merhabalar.